Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Vatandaşa ne mesaj verdi? Emekli emekçi ne zaman rahatlayacak? Rahatlayacak mı? Erdoğan'ın çizdiği tabloya göre ya da gerçek tabloya göre önümüzdeki günlerde ve süreçte neler yaşayacağız? Bunu değerlendirmesini isteyeceğiz Özgür Bey'den. Ama önce Cumhurbaşkanı'na bir kulak verelim. Ne mesaj vermiş vatandaşa bir dinleyelim. Ondan sonra Özgür Bey'in düşüncelerini soracağım. Paylaşıyorum hemen. Tüm kabine toplantılarımızın değişmez gündemi ekonomidir. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın hayatında sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Popülist vaatlerin havada uçuştuğu 31 Mart sürecinde seçim ekonomisi uygulamadık. Daha fazla oy almak için milletimize uzun yıllar bedel ödetecek hiçbir adım atmadık. Ekonomi programımıza bağlı kalmaya itina gösterdik. Bunun olumlu etkilerini de hamdolsun görmeye başladık. Enflasyonda Haziran'da başlayan düşüş Ağustos'ta da devam etti. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Geçen yıl %5,1 büyüdük ve milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde milli gelirimiz 1,2 trilyon doları geçti. 2023'te depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandı. 2024'te bu yükseliş devam etti. İkinci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye ve iş gücüne katılım oranını da %54,4'e çıkartarak rekor kırdık. Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşturduk. Orta vadeli programda hedefimiz işsizliği tek hanelerde tutarak 2,3 milyon yeni istihdam sağlamaktır. Zayıf küresel ticarete ve depremin etkilerine rağmen 2023'te ihracatımız 256 milyar dolarla rekor kırdı. İhracattaki güçlü performansı 2024'te de sürdürüyoruz. Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak. Çok farklı bir lige yükselecektir. Vatandaşlarımdan daha kendi meselelerini bile çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını özellikle rica ediyorum. Sorun varsa aşacak olan biziz. Dert varsa derman bulacak olan biziz. Zorlukların üstesinden gelecek olan yine biziz. Yeter ki inancımızı, dayanışmamızı, umudumuzu koruyalım. Evet, çok çok pes pembe bir tablo. Çok pes pembe bir tablo çizmekle beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında böyle bir alt metin olarak da işte sorunları biz çözeriz, yeter ki bir birlik olalım dedi. Ve işte ile tabii ki muhalefete atıfta bulundu. Kimse yapamaz, biz yaparız diye. Buyurun Özgür Bey, sözü size bırakıyorum. Yapılsın öyleyse. Zaten yapılması bekleniyor. Şu anda yapılsın öyleyse. Yapamıyorlar yani. İşte. Neden öyleyse şu anda emekli aylıkları kiraya daha iyi yetmiyor? Yani şu anda bakın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman sanki bu ülkenin Cumhurbaşkanı değil de başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı gibi. Şu anda emekli perişan. Çalışanlar aldığı ücret karşılığında zorunlu ihtiyaçlarını zor karşılıyor gece gündüz çalışmasına rağmen. Memuru mutlu değil, emeklisi mutlu değil, işçisi mutlu değil, esnafı mutlu değil. Bu ülkede pembe tablo çizilecek bir durum var mı Allah aşkına? Bunun sorumlusu da Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu ülkede ben ekonomistim diyen, bu işleri biliyorum diyeyim, nasıl uygulayan, arkasından faizi düşüren, şimdi faizi yüksek tutmak zorunda kalan, şu anda kura müdahale eden, daha sonra bizi nelerin beklediğini bilmediğimiz, tünelin sonunun karanlık olduğu bir dönemde hep beraber bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Yani şu anda hiç kimse de ayrı gayrılık yok zaten. Herkes birlik, beraberlik işine gücüne bakıyor ve işler iyi olsun diye de umut ediyor yani. İnsanlar zaten ne yapabilir ki başka? Çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Giderlerimizi zor karşılıyoruz. Devlet de sağ olsun normal aldığı vergiler yetmiyormuş gibi
Bakın şu anda ben kazancımın yarısını devlete veriyorum. Bir ayda ne veriyorsa ben direkt yarısını devlete veriyorum. Ne kazanıyorsam. Kalan yarısıyla da elemanlarımın maaşlarını veriyorum. Arkasından sigorta primlerini yatırıyorum. İşte bunun dışında ofisimin kirasını veriyorum. Diğer giderlerimi karşılıyorum. Yani ben 100 kazanıyorsam 50'si devlete, 30'u giderlerimi, 20'si de bana. 100 kazanıyorsam 20'si bana kalıyor. O 20'sinden de motorlu taşıtlar vergimi veriyorum. Evimin vergisini veriyorum. İşte dolaylı içtiğim sudan, yediğim ekmekten, her şeyden de dolaylı vergiler ödüyorum. Demek ki aslında ben 100 kazanıyorsam 90'ı uçup giderken devlete dolaylı vergilerle 60'ı 65'i devletin kasasına girerken onu bana kalıyor. Ben kalan 10'la şükrediyorum. Devlet ya yetkilileri, hükümet yetkilileri diyorlar ki sabredin iyi olacak. Ya ben kazancımın %10'u bana kalıyor. Ben bununla geçimimi sağlıyorum, şükrediyorum. Benim kazancımın %60'ı 65'i o kişilere gidiyor. O kişiler bu işi beceremiyor. Sorumlusu ben miyim şimdi? Ya tabii ki canım. Çalış bakın yani. Sabah saat 7'de kalkıyorum. Ofisime geliyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. Çalışıyorum. Vatandaşlar da aynı şekilde. Hep beraber. İnsanlar hep beraber çalışmak zorunda. Bir de iş bulabilenler. İşi iyi olsun diye insanlar çaba gösteriyor. Bunun karşılığında vergisini veriyor. Ha, vergisini vermeyenlerin devlet peşinde değil bu arada. Devlet evet, zaten alabildiklerinden biraz daha almanın derdinde. Ya zaten öyle, vergisini vermeyenler vermemeye devam ediyor. Şu anda ya ben en ufak böyle vergiye bir sorun çıkarsam ya devlet kapımda bitiyor. Ama milyarlarca lira götürenin ya gördük işte cezaevine giriyorlar. Şov içinde şovlar oluyor. Arkasından cezaevlerinden bile çıktılar ettiler. Her şey yanlarına kar kaldı. Ya böyle bir yapıda şimdi Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki işte biz ne yapılacaksa biz yapacağız. Ya yapın öyleyse zaten. Bu yapılanların buraya gelmenin sorumlusu sizsiniz zaten. Elbette. Başka ama o cümlenin altında biraz kaygı var aslında Özgür Bey. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani o kadar farkında ki aslında vatandaşın durumunun, bıkkınlığının, bir erken seçim talebinin olduğunun çok farkında. O yüzden muhalefete atıfta bulunuyor. Onlar yapamazlar. Biz yaparız ama yeter ki siz bizi bırakmayın diyor. Tabii. Şimdi kıdem tazminatı fona devri konusu var. Kıdem tazminatı fona devir olsun. Bakın çalışanın zararına kıdem tazminatını fona devir etsinler. Şöyle iddia ediyorum AK Parti %10'u geçemez. Evet. Bir de kıdem bu kadar ekonomik krizin üzerine toparlayamasınlar. Ekonomi toparlanmasın. Seçimler gelsin. Bir de kıdem tazminatını da fona devir etsinler. AK Parti yerli bir olur. Yerli bir olur. Bakın kıdem tazminatı konusu da çok ciddi bir mesele. Tabii ki öyle. Ama yani AK Parti hani yerli bir olur da işte seçime gitme yetkisi onlarda Özgür Bey. Bu durumda hani seçime de gitmiyorlar. Yani hem yapamıyorlar hem seçime de gitmiyorlar. Ve gitmeyeceklerini muhalefete diyor ki 2025 Kasım'da seçim yapalım zaten. Şu anda seçim falan demiyor. Evet ya muhalefet de demiyor ama o zaten yani, 14 ay sonra seçim yapalım. Muhalefet diyor ki işler kötü gidiyor, 14 ay sonra seçim yapalım. Evet maalesef. Yani ne yazık ki öyle ama ona bile yok diyor zaten Cumhurbaşkanı. Yani ya şimdi tabii ona yok demesi de son derece doğal. Çünkü evet, şu anda oy kayıplarını kendileri de görüyorlar. Şimdi Ocak ayı gelindiğinde bizim önceden söylüyoruz. Şimdi herkes artık her şeyi biliyor. Ocak ayı geldiğinde %13, %15 arasında bir enflasyon farkı alacağını, memur emekleri %10 alacağını, bakın asgari ücretin hedeflenen enflasyon doğrultusunda belirlenirse 20 bin lira olacağını ilk gün size söylemiştim bu orta vadeli program açıklandığında. Şimdi televizyon programlarındaki yorumcular ya orta vadeli programa göre asgari ücrette 20 bin lira olabilir diyorlar. Günaydın. Günaydın. Haftalar önce paylaşmıştık zaten.